Yani YPG çeteleri temizlemeye devam ediyor. Demokratik Suriye Güçleri Basın ve Merkezi Şam Hükümeti'nin kontrolündeki Meyadin kentinden Derizör doğusundaki Zibani kasabasına sızmaya çalışan grupların bölgeden uzaklaştırıldığını, temizlendiğini duyurdu. Demokratik Suriye Güçleri şu noktalara dikkat çekti. Güçlerimiz dün gece geç saatlerde Fırat Nehri batısındaki Meyadin kentinden Zibani kasabasına geçen Şam hükümetine bağlı çeteleri bölgeden arındırdı. Çeteleri fark eden güçlerimiz ile bölgedeki camii ve yurttaşların evlerini cephe olarak kullanan çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı gece boyunca. Söz konusu çetelerden 20'si öldürülürken diğer yaralanan 31 çete ise Şam hükümeti kontrolündeki Meyadin hastanesine kaldırıldı. Teröristlerin saldırılarına cevap veren dört savaşçımız, savaşçımız kahramanca direnerek şehadete ulaştı. Çetelere destek çıkan Şam hükümeti güçleri, havan topları, füzeler ve ağır silahlarla onları korumak için yoğun saldırılar gerçekleştirdiler. Güçlerimizle karşı diye bir açıklama yaptı. Demokratik Suriye güçleri yaptığı açıklamada değerli izleyenler dün e, sonra HPG bir açıklama, YPG bir açıklama yapmıştı. Yani Demokratik Suriye güçleri bir grubu çembere aldığını söylemişti. Ben de haberini yapmıştım. İşte o çembere aldıkları grup çete, çete gruplarından 20 tanesini öldürüyorlar. Diğer 31 tanesi de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ve e, bu saldırı da böylece piskürtüldü. Son birkaç gündür farkındaysanız değerli izleyenler. Suriye rejimi durmuyor. Suriye rejimi resmen kaşınıyor. Evet durmuyor. Kendi topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmiş, kendini savunmaktan aciz olan gözünü Kürtlerin toprağına dikmiş. İdlib çetelerin kontrolünde oraya ses çıkarmıyor. Efrin Türk devleti ve çetelerin kontrolünde oraya ses çıkarmıyor. Grisipi, Serikani, diğer başka bölgeler çetelerin kontrolünde oralara ses çıkarmıyor. Ama şu anda Kürtlerin denetiminde olan bölgelerde çetelerin olmadığı bölgelere kendisi çeteleri kışkırtarak, kendisiyle birlikte e, saldırarak Kürtlerin bu kazanmalarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Öyle kolay değil işte. Şimdi bakınız arkadaşlar. Ee, Orta Doğu'da o kadar çirkef gelişmeler yaşanıyor ki, o kadar siyasi çirkeflik yaşanıyor ki Ayakta durmak meseledir artık. Bakınız. Rusya Devlet Başkanı Lavrov, Fırat'ın doğusuna ilişkin de bir değerlendirme yaptı. Bugün yaptığı konuşmada Lavrov, Suriye meselesiyle ilgili Rusya'nın Türkiye ve İran ile Astana formatı çerçevesinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Lavrov, Batı'nın yaptırımları nedeniyle Suriye'nin ekonomisinde ciddi sorunların devam ettiğini ifade ettikten sonra Kürtlerin bulunduğu Fırat'ın doğusuna ilişkin açıklama yaptı. Kan kustu. ABD'nin eylemlerinin de ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi ve Lavrov şu cümleyi kullandı ibreti alem. Fırat'ın doğusunda ABD esasen bir Kürt yarı devleti yaratarak Suriye petrolü ve Suriye tahli kaçakçılığı yapıyor dedi. Şimdi değerli izleyenler, bakınız Lavrov'un kan kustuğu mesele Kürtlerin bir statüsüdür. Bir Kürt devletinin oluşmasıdır. Suriye'nin, Rusya'nın Rusya nere, Kürdistan nere? Toprakları bir değil, komşu değiller. Ee, hiçbir ilişkileri yok Kürtlerle. Ama ta oradan buraya müdahale ediyor. Ve Kürtlerin bir statü sahibi olmaması için Türk devletiyle, İran'la, ile birlikte, yani biz sürekli şey diyoruz ya, Suriye, İran, Irak ve Türkiye, dört işgalci ülke diyoruz ya, beşinci işgalci ülkede Rusya'yı katabiliriz artık. Rusya açık bir şekilde bir Kürt devletine karşı olduğunu ilan ediyor. Hatta diyor, Astana'da bunu görüştük diyor biz. Yani böyle bir şey olmaz diyor, suçluyor Amerika'yı. Amerika yara bir küt devleti kurmuş diye adam açıklama yapıyor. Ben bazen farkındaysanız diyorum ya Orta Doğu'da o kadar dengeler çabuk değişiyor ki mazlum etti geçtiğimiz hafta ne Rusya ile ilgili ne demişti? E, Rusya ile görüşmeler, görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşüyoruz. Ve şunu söyleyeyim mi öncelikle? Rojava'daki hiçbir yetkili Suriye'ye, Rusya'ya güvenmiyor gerçekten. Rusya özellikle Afrin işgali'nde iyi hatırlıyorum. Oradaki bir arkadaşla konuşmuştum ben. Oradaki bir yetkiliyle konuşmuştum. Bana şu cümleyi kullanmıştı. Demişti ki Rusya bize söz vermiş, bize garanti vermiş. Daha biz dün buradaki Rusya komutanıyla görüştük. Bize demişler ki burada ee, büyük çukurlar kanallar kazın. Kendinizi e, biz sizi savunacağız. Kesinlikle Efrin'in işgal edilmesini biz müsaade etmeyeceğiz diye bize söz vermiş dedi. Bir bir oradaki bir sorumluyla konuştum, yetkiliyle. Yani Rusya'nın Rojava'da verdiği hiçbir sözü tutmadı. Geçmişten bugüne kadar gerçi Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nden biliyoruz da biz günümüze bakalım. O yüzden Rojava özellikle yönetimi ya da mazlum, general mazlum Ebdi ya da e, demokratik Suriye güçleri ya da PYD ya da siyasi irade hakikaten de Rusya'nın bu sözlerine inanmıyor. Güvenmiyor. Buyurun. Hemen Lavrov çıktı. Türkiye bir şey demiyor. Ama adam çıkmış Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak Irak'ın, ilanın. Sözcülüğünü yapıyormuş gibi. Efendim neymiş Amerika Birleşik Devletleri yarı bir Kürt devleti kurmuş. Peki sana ne lan? Lan sana ne? Hı? Bir Kürt devletinin kurulmasından sana ne lan? Diyorum ben de bir Kürt olarak. O yüzden Ruslara güven olmaz. Kürtler tarihten bugüne kadar Ruslara güvenmiyor kaypak bir devlet yapısı vardır. Yanı başındaki Ukrayna'yı yerle bir etti. Ya adamların ülkesine girdi, işgal etti. Öyle işgalci bir ruh var ki Rusya'da. Öyle bir kaypak devlet yapılanması var ki asla güvenmeyeceksin. Ve nihayetinde şu anda bütün dünyayı karşısına almış. Elinde iş 3-5 tane nükleer güç silah var diye bütün dünya kan kusturuyor. Farkında mısınız? Ama bitiyor ben size söyleyeyim. Rusya günden güne eriyor, bitiyor. Kendini bitirmiş, insanlara kaçıyor. İş adamları kaçıyor. Giriş çıkışları yasaklamışlar. Vize vermiyorlar insanlara. Pasaport vermiyorlar insanlara. Ülke boşalmasın diye. Putin efendi Rusya'yı sanki dünyanın en güçlü ülkesi yapacağım hayaliyle çekti. Ukrayna'yı işgal etti ama şu anda Rusya bitti. Yani Rusya'nın pili bitti. Ama Kürtlerle ilgili, Kürtler üzerinde oynanan oyunlarla ilgili Rusya çok tehlikeli oynuyor. Ve Rojava'da yapılan açıklamalara baktığımız zaman hakikaten de evet Rojava'daki yetkililer Rusya ile de görüşüyor, Amerika ile de görüşüyor. Hiç olmasa bu konuda Amerika'nın net tavrı vardır. Yani Amerika koalisyon içerisinde en muhatap aldığı kesim koalisyon içerisinde onlarca ülke var. Ama Amerika'nın şu anda güvendiği tek koalisyon güç ortayı kimdir? YPG'dir yani. Rojava'daki özel yönetimdir dolayısıyla. Ve Önümüzdeki günlerde umarım daha çok farklı, güzel gelişmeler olacak size söyleyeyim ben. Ee, sadece ve sadece bir tehlike var, onu size söyleyeyim ben arkadaşlar. Bakınız, ee, Güney Kürdistan'a ilgili hani inşallah olmaz da çok kötü gelişmeler olabilir. Oradaki, orada Haçlı Şabi Güney Kürdistan'ı ihlak edebilir ilhak edebilir. Ben bunu söylüyorum. Belki size komik gelebilir. Diyeceksiniz ki olur mu? Ya orada 300-500 bin peşme gücü var. Öyle kolay mı? Çok kolay arkadaşlar. Türk devletinin desteğiyle oradaki işgalcıların yapamayacağı hiçbir şey olmaz. 150'nin civarında karakol var Türk devletinin. Askeri üsleri var. MİT merkezleri vardır. Yine helikopterleri, tankları, topları, ağır silahları var Güney Kürdistan'da. Ve Güney Kürdistan'da tüp devleti isterse 24 saatte orayı ihlak edebilir. İlhak edebilir, işgal edebilir, başka güçlere destek verebilir. Yani şahsen benim aklıma gelmiyor değil. Bir gece yarısı baktığınız Tahaöler'den Süleymaniye'ye kadar oradaki Haçlı-Şabi çetelerinin öncülüğünde Irak orayı tamamen ilhak etti gibi bir şey bazen aklıma gelmiyor değil. Çünkü şu anda bir tutarsızlık var. E, Amerika'nın dediği şeyleri yerine getirmiyorlar. Peşmerge güçlerini birleştirmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumda e, Güney Kürdistan şu anda elinde bulundurduğu bütün o e, imkanları da kaçırabilir. Bu kazanlar kaybedebilir. O yüzden Amerika bu son dönemlerde özellikle son 1-2 yılda bütün gücünü Rojava'ya kaydırmaya çalışıyor. Orayı güçlendirmeye çalışıyor. E, orada da kalıcı olmaya çalışıyor. E, ve bu Türkiye'yi ve diğer işgalci devletleri de oldukça rahatsız ediyor. Çünkü oradaki petrol onlar için çok önemli. Amerika için de önemli elbette ki. Kürtler için de önemli. Oradaki petrol bütün Kürtlere yetiyor. Ben size söyleyeyim. Şu anda e, Kürtlerin kontrolünde olan özel yönetimin Amerika ile birlikte kontrol ettiği bu petrol kuyuları dört tane Kürdistan'a yetiyor arkadaşlar. Hani kimse şey demesin bazen diyorlar ya ya biz siz Türkiye'den ayrılırsanız acınızdan ölürsünüz vesaire öyle bir şey yok yani. Kürdistan şu anda bağımsız e, dört parçanın birleştiği bir Kürdistan olsa var ya o Kürdistan dört parçasındaki petrol kuyuları bir çıkarılsa var ya size söyleyeyim ben dünyanın yarısını idare eder. O para Arabistan'da bile yok o kadar e, petrol yatağı ben size söyleyeyim. Yeraltı zenginlikleri oldukça çok olan bir coğrafyadan bahsediyoruz Kürdistan dan konuşurken dolayısıyla bırakın Kürtler özgürleşsin de acından mı ölüyorlar sizde muhtaç mı oluyorlar dilencilik mi yapıyorlar o onların bileceği iştir. Ha yönetimlerinde kendileri bellesinler. Ee, ekonomi şeylerinde kendilerini ya nasıl yönetiyorlarsa yönetsinler. Kimseye alakadar etmiyor bu. Ee, ama dediğim gibi sadece sorun o Kürt halkıyla alakalı değil, oradaki yer altı zenginlikleriyle alakalı da dünyada uluslararası güçlerin planları vardır. Gerek Amerika'nın da planı vardır. Doğrusu söylemeye gerekiyorsa. Türk devletinin geleceğe ilişki planları vardır. O yüzden yani Musul, Kerkük bilmem ne falan bu müstahkim birliğiden falan bahsediyorlar. Ta Rojava'nın yarısını katarak gidiyorlar. kendilerini hızlarını tutamıyorlar. Ee, bütün bunlar neyi gösteriyor? Kürtlerin bak Kürtlerin toprakları zengin topraklardır ama Kürtler sefalet içerisinde yaşıyor. Kürtlerin toprakları dünyanın en zengin topraklarından olmasına rağmen en zengin, yeraltı zenginliği olan toprakları olmasına rağmen ama Kürtler bundan faydalanamıyor. Bakınız Güney Kürdistan bir nevi faydalanmaya çalıştı. Tamam diyeceksiniz ki parayı zaten yiyorlardı. Evet doğrudur. Yani o petrodan gelen paralar nereye gittiğini kimse bilmiyor. Bir bütçeleri yok. Güney Kürdistan'ın bir bütçesi yok. Net olarak paraların nereye gittiğini, nereye gittiğini bir hesap kitabı tutulmadığı için, bir Maliye Bakanlığı olmadığı için, bir Peşmerge Bakanlığı olmadığı için, Herkes kendi grubunda kendi çapında o paraları zimmetine geçirip kimisi ailesine kullanıyor, kimisi çevresine, kimisi siyasi rant yapıyor. Yani paralar çarçur ediliyor. Yoksa o para ya 5 tane Kürdistan'a yeter o petrol. Ama maalesef değerlendirilmiyor. Dolayısıyla Amerika biraz umudunu o anlamıyla şeyden kesti yani umudunu biraz Peşmerg'eden kesmiş durumda. Artık çünkü yönetim kötü, seçim yapmıyor. E, HDS'lere bir yönetim var. Tamam dünya tarafından muhatap alınan bir e, doğrudur, bir oluşum var. Federatif bir sistem var. Ama farkındaysanız son yıllarda artık Irak gide gide bütün yetkileri Güney Kürdistan hükümetinin elinden almaya başladı. Niye? Seçim yapmıyorlar. Babadan oğula geçen bir miras var sanki. Mesut Barzani, Mesrur Barzani, Neçirvan Barzani, bilmem Talat Barzani, bilmem ne Barzani. Düşünsenize yani. E, Bafil Talabani, bilmem ne Talabani sürekli onlar da kendi aralarında baba oğul üzerinden bir ilişki devam ettiriyorlar. Yani şimdi buna baktığın zaman diyeceksin ki demokratik bir seçim olmuyor mu böyle seçim falan yapılırken? Yok demokratik bir seçim olmuyor. Aileden baba geçen, babadan oğula, yeğene bilmem ne geçen bir sistem var yani. En üstü onlar alıyor yani. Peşmerge Bakanlığı Barzani. Cumhurbaşkanı, Başkan Barzani'lerden. Başbakan Barzani'lerden, Genel Kurmay Başkanı Barzani'lerden, İçişleri Bakanı Barzani'lerden, Ekonomi Bakanı Barzani, Ticaret Bakanı Barzani'lerden. E var mı başka bir şey? Yok. Yani Güney Kürdistan'a Barzani ailesinin dışında başka bir Kürt e, ailesi yaşamıyor mu? Yaşıyor. Başka aşiretler yaşamıyor mu? Yaşıyor tabii ki. Peki onlara niye söz hakkı ya da yetki hakkı yok? Yok. Niye? Çünkü babadan oğlan geçen bir miras var. Allah rahmet eylesin Melle Mustafa Barzani'den Mesut Barzani'ye geçen bir miras bugüne kadar devam ediyor. Babadan oğula. Güney Kürdistan'dan Barzani ailesi sürgün edildiği zaman o tarihe mutlaka bakın okuyun. Yani Türkiye'ye sürgün edildiler bunlar. Yıllarca Türkiye'de kaldılar. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorlar bunlar. Türkiye'den kopamazlar. Yani Türkiye bunlara ev sahipliği yapıyor. Doğrudur. Ama daha sonra ne oldu? Geri döndüler ve orada bütün Kürt aşiretlerini kırıştan geçirdiler vesaire. Ya neyse bu, bu tarih bilgiler şeydi. Bunları okumak gerekiyor ki ezbere konuşmamak gerekiyor. Ee, böyle bir durum varken Amerika'sı ne yapıyor? Bakıyorlar ki ya hakikaten de böyle muhatap alınabilecek ciddi konumda olan bir Rojava var sadece. Bari ona yoğunlaşalım. O yüzden Amerika bütün yoğunlaşmasını Rojava üzerine yapmış ve e, orada devam ettiriyor diyelim. Eee Mele Mustafa Barzani bedel ödedi. Doğru söylüyorsun. İşte Dübeycin, Kurdi dıştaki en azından babacı Üstad Dübeycin, ne yapacağım Dübeycin? aliyan veli, ce veliyan peli dikevin. Vela em mü üsabi isti. Yani ce bame ba, Üstad Dübeycin. Ce ee, aliyan veli, ce veliyan ce dikevin. Aynı rastı yani. Na, aliyan veli, ce veliyan peli. Ere, dıştaki Üstad. Dem çebekin. Ve kidin hevalı umbaşın. Tamam. Bu Onurhan Erdoğan'ı bir e, sıktıralım, götürelim, gönderelim, sıktır edelim yani o anlamda diyorum hani başka türlü anlamayın bizi ya en, son, en sonunda bir tane şey geliyor, bir tane şey geliyor böyle giriyor, bir cümle yazıyor bizim bütün moralimizi ya da moral değil de ben bugün moralimi bozmuyorum bizim bütün böyle şeyimizi bozuyor, uslubumuzu bozuyor. Bugün oysa ki uslu bozukluğu yapmayacaktım ama ne yapayım adam hak etti yani. Peki arkadaşlar yeter ee, kendinize çok iyi bakın. Moralınızı bozmayın, bozmayın. Hayata sıkı sarılın. Siz yolun, olun. Vicdanınızın sesini her zaman dinlemeye devam edin. İyilik yapmaya devam edin. İyilik, iyilik, iyilik. Babaş mı edin? Sıra vur reis. Hayyan işe vardı. Babaş mı edin? Ne? Tamam. Şevbaş.